Evet sevgili izleyenler, bir programımızda daha, gezi programımızda daha sizlerle birlikteliğimiz başladı. Bu seferki yolculuğumuz Bursa İnegöl'ün Tahtaköprü beldesinde Türkmenoğlu Kıraathanesi'nin iç kısımlarını göstermeye çalışıyoruz. Ve burada misafir olduk. Geçici bir süre vaktimiz olmadığı için sadece çekim yapmaya çalıştık. Aslında hikayesini de merak ediyorduk fakat hikayesini de dinleme fırsatımız olmadı. Kanalımızdan Evet, paralardan, değişik ülkelerin paralarından ve diğer eski paralarımızdan oluşan koleksiyonları görüyorsunuz. Çay ocağının olduğu bölümde gördüğünüz gibi çok güzel, mükemmel bir dizayn yapılmış. Harika bir görüntü var içeride. İnsana nostalji Evet, bu görüntüleri izliyoruz. Aynı zamanda bir de kahvesini içeceğiz tabii. Çayını içtik, misafir olduk. Geçici bir sürede izin aldık çekim yapmak için. Sağ olsunlar izin verdiler. Ve içerideki görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. RTV 105 FM YouTube kanalımızda bizi izleyebilirsiniz. Bu konudaki Tahta Köprü'nün hikayesini az çok biliyorum. Eskiden öküzlerle o kısım bataklıkmış galiba. Geçerken arabaların geçeceği yerlere tahta kalaslar konuyormuş. O yüzden Tahta Köprü ismini almış. Köyün ismi, beldenin ismi daha doğrusu Tahta Köprü beldesi. Evet, dış cepheden de görüntüler izliyorsunuz. Ve kahvelerimiz geldi. Kahvelerimizi içerken tabii bir yandan da görüntü almaya çalışıyoruz. Kahvemizin yanında bir adet lokum çikolata ve 2 adet lokum bir çikolata var. Ben aslında hikayesini de dinlemek isterim de bak. Ve kendi özel servis tabağıyla geldi. Evet, vakit olması lazım. Ayrıyeten yıllardan beri giderim. Senede 2-3 defa gidiyorum. Ve Fenerbahçeli olduğunu biliyorum abimizin. Bu güzel görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Feridun Türkmen. Türkmenoğlu Kıraathanesi. Evet sevgili izleyenler, ocağın hemen yanı başındaki koltukları, oturma yerlerini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Hele ocağın olduğu yeri temiz, ferah ve ışıl ışıl gözüküyor. Takdire şayan bir görüntü var içeride ve temiz kullanım var. Tabii çok uzun süre kalmadık.
Ama duvarlarda her yerde eski paraları, çeşitli ülkelerin paralarını görmek mümkün. Yapacağım oğlum bunu dedim. Ve kendi aramızda da çay içerken tabii sohbeti de koyulttuk. Güzel hikayeler anlatmaya çalışıyorduk. Ve gayet neşeli bir zaman geçirdik. Bir yandan bu sohbeti de sizlere aktarmaya çalıştım. Evet, Tahtaköprü'den anlatabileceklerimiz aslında bunlar. Türkmenoğlu Kıraathanesi'nin daha önce görüntülerini, fotoğraflarını aldım ama böyle bir video çalışması yapmamıştık. Bahaneyle bu video çalışmamızı da gerçekleştirmiş olduk. Tabii biraz eskilere gittik. Köyün geçmişindeki gelenekleri, düğün geleneklerini anlatmaya çalıştık. İyi, bacana gazik anlatın da ben YouTube'a koyayım, hikaye lazım. Evet, RTV 105 FM frekansımızdan şimdilik yayınımız bu kadar. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim. Tamam. İyi, güzel düğün derne gidiyor. İş kolay. İlk geceye geliyor. Zipafa geliyor.